Aslıcığım, senden bir şey rica ediyorum. Tabii. Eşe, dosta, akrabaya, kayınvalideye, görümceye, kilo almış, çocuk doğurmuş bir geline nasıl davranılmaz? Bunu anlat bize. Evet, o çok önemli bir nokta. Bir kere şu var, bizim çocukluğumuzdan beri geçmiş nesillere baktığımızda ne görüyoruz? Şişman çocuk. Sağlıklı çocuk. Böyle bir şey yürümüz yok. Yürümüz çocuk sağlıklı. Evet. Ama böyle bir dünya yok. Ve ne yapıyoruz? En önemli nokta şu. Ödüllerimizi veya cezalarımızı çocuklara gıdalarla veriyoruz. Eğer aferin ödülüyse çikolata ya da yasaklama, ceza ödülü. Bunları bir kere hayatımızdan tamamen kaldırmamız gerekiyor. Bakın, hamilelik döneminde azıcık kilo alarak çok sağlıklı bebekler dünyaya getiren anne babalar çok fazla. Evet. Çok fazla. Burada asıl yani, olan bebeğin sağlığı, bebeğin burada ölüyorsun. Burada asıl olan o tabii ki. Ama kendimizi değil bebeği beslemek tabii burada asıl olan. Ama Aslı, şunu söylemeni rica ediyorum. Şimdi bu hamilelik, bak 3 aylık 2 izleyicimiz aradı. Ciddi bir travmatik durumun oluşmak üzere olduğunu hissediyorsunuz buradan. Çünkü eski kilosuna ulaşmak için mücadele eden bir anne, yeni bir bebek, gece yok, gündüz yok, her şey değişmiş kocasıyla. Yani ancak böyle yapabiliyor. Kadın ameliyattan çıkmış, ciddi bir operasyon o. Böyle bir uzaklaşma, adam da şaşkın, o da bir anda hayatı değişiyor. Evde kalan birileri, anneniz olabilir, kayınvalideniz olabilir ama evde bir yabancı var bir şekilde. Çünkü siz artık 2 kişilik bir ailesiniz, 3 kişi oldunuz. Burada aslında eşlere sütünün çok gelmemesi, eşinin eşlere sen kilo aldın demesi, çok iş kötü düşüyor. Bakması. Eşlere buradan gerçekten sesleniyorum. Çünkü zaten kişi o dönemde tamamen yeni gelen bebeğe uyum sağlama çabası içinde ve bu noktada orada destek olması gerekiyor. Eşin hayatı kolaylaştırması gerekiyor. Mesela bana söylememesi gerekenleri sayar mısın? Kilo aldın. Şişmanladın. Güzel görünmüyorsun. Bunlar bir kadını zaten hamilelik, lohusalık dönemi zaten hassas, duygusal çöküntünün zaten müthiş bir şekilde yoğun yaşandığı bir dönemken bir de eşten böyle gelecek cümleler. Veya kayınvalideden. Evet. Kayınvalideler. Veya, kayınvalideler. Bak, gelininizi sevmiyor olabilirsiniz, gıcık olabilirsiniz. Hazır fırsat bu fırsat demeyin. Torununuz var, ne olur. Torununuzun hatırına çok daha iyi olun, ne olur. Bir de şu var tabii, anne kendini iyi hissedecek ki, anne güçlü olacak ki yeteri kadar anne olabilsin bebeğe. Psikolojide böyle bir kavram vardır. Yeteri kadar anne olabilmek, bu çok önemlidir. Onun için ne kadar destek verirseniz bu noktada anne o kadar güçlü ve sağlıklı ve ayakta durabilir. Peki. Teşekkür ediyorum. Sütü nasıl arttıracak anneler? Şimdi öncelikle hani burada süt arttırmak için hani bebeğin bir kere sütü yeterli mi, yeterli değil mi? Bunu bebeğin kilosundan anlayacaksınız. Eğer ağlıyorsa muhtemelen ya gaz problemi vardır ya da doymuyordur. O yüzden mama takviyesi yapmaktan bence kesinlikle kaçınmayın. Benim de 3,5 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Ve ben de sütümün yetmediği zamanlarda mama verdim. Çünkü toplumda öyle bir baskı oluyor. Ama 6 aylıktan önce bunu yapma yani, diyor ya doktorlarımız mümkünse. Tabii ki. Kesinlikle anne danışın. Ondan sonra. Anne sütü yeterliyse kesinlikle bunu önermiyoruz. Ancak beslenme için kendinizi strese sokmayın, sütüm yetmiyor mu diye. Burada siz polikistik over sendromlarında genellikle kilo vermek birazcık daha yavaş olabiliyor. Metabolizmanızı etkileyen bir rahatsızlık. O yüzden de mutlaka yürüyüşlerinizi yapın. Hareket etmek çok önemli. Ve protein ağırlıklı beslenmeniz daha çok burada işe yarıyor. Polikistik over hastalarında biz karbonhidratı biraz azaltıp proteini arttırdığımızda daha kolay zayıfladıklarını görüyoruz. Ama emzirme döneminde zayıflamayı, gerçekten o diyet yapma olayını önermiyoruz. Az önce arayan izleyicimize söylediğimiz zaten gibi. Zaten diyet falan yapmayın, daha zamanla geçecek ama şu Aslı'cığım şimdi mesela su için bol bol. Kesinlikle bol çünkü su. Çünkü su süt yapıyor. Süt yapmış. Kompost suları yapabilirler mesela. Kompost suları yapın kendinize lütfen. Dereotu tüketin. Dereotunun da çok süt kesinlikle verdiğini biliyorum. Başka bir şey var mı aklınıza gelen? Bulgur mesela, buğday tarzı B grubu ve folik asit içeren tahıl grubu sütü gerçekten çok arttırıyor. Özellikle mayalı böyle içecekler var emziren bayanlar için özel. Onlar gerçekten çok işe yarar. Bir de ısırgan otu çayı. Benim sütümü aşırı arttırdı. İşte bunlarla gel bana bak. Isırgan otu çayını bulabilirsiniz. Biraz zor bulunan bir çay. Ama sütü çok arttırıyor. Hiçbir şekilde strese girmeye gerek yok. Isırgan otu çayı, bol su, dereotu ve kendinizi iyi hissetmeniz sütünüzü yerine getirecek. Şimdi sokağa çıktık. Şişmanlık psikolojisi nasıl bir şey? Yani herkes bu psikolojiyi yaşadığı zaman kendini çok kötü hissediyor ve daha çok kilo alıyor. Bunun çözümü için bize yollar göstermesini istiyorum Aslı Hanım'dan. Önce sizin söyledikleriniz buyurun.
Pazartesi sabah saatleri bir küçük kibrit kutusu kadar peynir, hemen yanında yine ufak dilim kepek ekmeği, ardından bir iki tane zeytin. Ne oldu? Başladık. Peki öğlen? Yok, öğlen bozuyoruz. Bu tarz konuşmalar çok yapılıyor efendim hanımefendiler arasında. Ama nasıl etkileniyor psikolojileri diyet yaparken, yapmadıkları zaman ve etraftan duydukları onları nasıl etkiliyor? İşte bu soruların yanıtlarına Taksim Meydanı'nda birlikte bakıyoruz. Efendim diyet yapıyor muyuz? Şeker hastasıyım, yapıyorum. Yapıyorsunuz. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kepek ekmeği kullanıyorum. Yediğim işleme dikkat ediyorum. Kızartma türü falan kullanmıyorum. Hı hı. Çok acıktığınız oluyor. Psikolojiniz nasıl etkileniyor? Mesela sürekli tartıya mı çıkıyorsunuz, bakıyor musunuz? Tartıya çıkmıyorum. Acıktığım zaman ya yoğurt yiyorum ya da yeşil elma falan yiyorum. Bu şekil yani. Hı hı. Peki etrafınızdan sizi böyle olumlayan, destekleyen cümleler mi duyuyorsunuz yoksa? Evet, güzel cümleler diyorum. Eşimden duyuyorum, ailemden duyuyorum. Mutlu oluyorum bu şekilde de. Kendiyle barışık olan her zaman kazanır. Kendini seven, mutlu olmayı isteyen kazanır her türlü. Diyet yapıyor musun? Hayır, yapmıyorum. Yapmıyorsun. Kaç kilosun? Tartılmıyorum ben. Tartılmıyorsun bile. Ben şöyle bir baksam yaklaşık 60 diyebilirim. Vardır, illaki vardır yani. Peki hiç diyen olmadı mı? Biraz kilo ver, şişmansın falan. Ya desinler bir bakayım ne oluyor sonra. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. İki tane hanımefendi çıtı pıtı, gayet kiloları yerinde. Hemen soracağız kendilerine. Diyet yapıyor musunuz kızlar? Diyet, sağlıklı besleniyorum. Diyet yapmıyorum. Sen? Valla yurtta kalıyorum. Yurt yemeklerini yiyorum, o kadar. Böyle daha önce hiç başladığın, sonra bıraktığın oldu mu böyle kilolu bir zamanın? Hayır, olmadı. Olmadı. Senin? Benim oldu. He, ne zaman? 15 saatinde oldu da bir haftada verdim yani. Ne kadardın? Kaç kiloydun? Onu söylemeyeyim. Söyleme onu. Yok. Peki arada ne kadar fark var, onu söyle. Çok. Yok ya, 2-3 kilo verdim. 2-3 kilo. Peki nasıl diyet yaptın? Yani daha sağlıklı beslendim diyeyim. Peki o sıralar psikolojin nasıldı? Normaldi. Etkilenmiyor mu? Yok. Peki diyete başladın, kilo veriyor muyum, vermiyor muyum, tartılara falan çıkma, inme yok mu? Yok. Verdikten sonra fark ettim. Arkadaşlarına sordun mu zayıflamış mıyım falan diye böyle? Sordum. Ne dediler? Zayıflamışsın dediler. Zayıflamamışsın diyenler de olmuştur da. Yok, olmadı. Olmadı mı? Bence oldu da şu anda belki kendini... Yaşamıyorlar. Kendini ifade edecek durumda değiller. Evet. Diyet yapıyor muyuz? Akşamları salata, domates, salatalık, peynir, onları yemeye çalışıyorum. Akşam diyeti, gündüz geçerli değil. Yok, gündüz geçerli. Hele İstanbul'dayken hiç geçerli çünkü Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Gündüz tabii buralarda gezerken ya, dönerler, tavuklar, onlar bunlar. Dönerler, tavukları bırakın ama tatlılar sağda solda. Hı-hı. Tatlı türleri çok. Biz de orada taze taze bulamadığımız için ekserikle bu taraftayız. Peki hemen hanımefendiye dönüyorum. Çıtı pıtı bir hanımefendi var yanımızda. Şöyle mikrofonu uzatıyorum. Nasıl efendim kilolarla aramız? Kilolarım tabii ki iyi değil. İyi değil. Niye? Hareketsizlik, spor yapmıyoruz. Dediğimiz gibi yiyoruz, içiyoruz, tatilin keyfini çıkarıyoruz, kiloları alıyoruz. Peki ciddi oranda böyle etkileniyor musunuz? Yani çok kiloluyum, vermem lazım, diyete başlıyorum, veremiyorum. Hareketten, evet, hareketten farkına varıyorum. Ev hanımıyım. Ev işlerine uğraşırken kilomun ağır olduğunu hissettiğimde tabii ki vermeye çalışıyorum ama... Moraliniz bozuluyor mu? Bozuluyor mu? 12 kilo verdim gene de. 12 kilo verdim. Verdim ve devam, vermeye de çalışıyorum. Peki arkadaşlarınızdan falan böyle geri dönüşler alıyor musunuz? Tartıya çıkıp iniyorsunuz falan. Alıyorum tabii. Ne diyorlar? Kilo verdiğimi söyleyenler beni motive yapıyorlar, hoşuma gidiyor. Bazıları gene aldı mı dediği zaman da o zaman küsüyorum, üzülüyorum ama motivem yüksek, kilo vermeyi hala istiyorum. Yazın Bodrum'dayım, fit olmam lazım.